ve herkes hep aynı şekilde konuşur. Lear'ın sayıklaması, Edgar'ın sayıklama taklidinin aynısıdır. Kentin ve soytanın konuşmalar arasında hiçbir fark yoktur. Kişilerden birinin söylediği sözler bütünüyle bir başkasının bundan dökülmüş gibi gösterilebilir. Ve söylenen bu sözlerin karakteristiğinden bunları kimin söylediğini anlamak olası değildir. Kişilerin dillerinde bir fark var gibi görünse de dil farklılığı değil, yalnızca söylenen sözlerin farklılığıdır bu. Ve zaten bu farklı sözleri de kişilerin kendileri değil, onların adına Shakespeare söyler. Krallarını örneğin her zaman boş, abartmalı bir dille konuşturur Shakespeare. Yine her zaman sahte, duygusal bir dille konuşurlar. İlle de şiirsel olmak zorunda olan kadınları, Juliet'ler, Desdemona'lar, Cordelia'lar, Marina'lar, Imogen'lar, yine kötü kişilerinin tüm adına hep Shakespeare'in kendisi, üstelik de hep aynı dilde konuşur. Richard, Edmund, Lago, Macbeth ve Eden'in ağzından. Onların asla söyleyemeyecekleri kin, öfke, hınç dolu sözler söyler. Dilleri de yine hep aynı korkunç sözleri yineler bulur. Ve bütün soytarıları aynı mizahtan nasipsiz esprileri yalarlar. Sonuç olarak Shakespeare'de oyunlarda karakterlerin ortaya çıkmasının başlıca aracı olan canlı, yaşayan insan dili yoktur. Jestler de balede olduğu gibi karakterlerin ortaya çıkmasında araçtır denilebilir. Ancak jestlerin dilin yanında ikinci araç olduğu unutulmamalıdır. Oyun kişileri eğer Shakespeare'de olduğu gibi canları ne zaman neyi isterse söylüyorlar ve eğer bütün kişiler hep aynı dilde konuşuyorlarsa böyle bir oyunda jestlerin de etkisi itip gider. Bu nedenle de körü körüne Shakespeare hayranlığı yapanlar ne derlerse desinler, Shakespeare'de karakter diye bir şey yoktur. Oyunlarında karakter olarak ortaya çıkan kişiler, oyunlarının da temelini oluşturan kendinden önceki yapıtlarda ödüş alınmış tiplerdir. Ve bunlar her kişinin kendi diliyle konuşması şeklinde, dramatik yöntemle değil, birilerinin ötekileri, onların özellikleri anlatması şeklinde epik bir yöntemle çizilirler. Shakespeare'in karakter yaratma ustası oluşuna kanıt olarak genellikle Lear, Cordelia, Otello, Desdemona, Falsa, Hamlet gösterilir. Oysa bütün ötekiler gibi bu karakterler de Shakespeare'e ait değil, Shakespeare'in öncelerinden ödünç aldığı karakterlerdir. Ve o bu karakterlere daha bir güç katmak, şurada dursun, çoğunu olduğundan daha da cılızlaştırmış, çarpıtmış, iyiliş etmiştir. Bu durum özellikle de şu anda konumuz olan Kral Lear oyunu için böyledir. Adı bizce meçhul bir yazarın Kikleyir adlı oyunundan almıştır Kral Lear'ın konusunu ve kişilerini Shakespeare. Özellikle de Lear ve Cordelia karakterlerini Shakespeare yaratmadığı gibi asıl oyuna göre bunları alabildiğine sönük, zayıf, kişiliksiz tiplere dönüştürür.